Eskişehir İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Balık Teknolojisi Mühendisi Bekir Sakay'ı etkinlik hakkında teknik bilgileri vermesi için buraya davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu tarz su ürünleri etkinlikleri, denize yavru balık salınımı ilgili etkinliklerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın izni dahilinde yapılabilmektedir. Bu konuyla ilgili Bademli Mahalle Muhtarlığımızın ilçe müdürlüğümüze bir talebi olmuş. Konuyla ilgili bakanlığımıza durum bildirilmiş ve sonrasında da gerekli izinler alındıktan sonra bugün hep beraber burada Ertuğrul Deniz Yolgun İlköğretim Okulu öğrencilerinin eşliğinde bu yavru balıkların salınımını gerçekleştireceğiz. 11 adet granyoz balığı ve 5000 adet fangiri mercan balığın yavru balıklarının salınımını gerçekleştireceğiz. Daha önceki yıllarda veya geçmiş dönemlerde fangiri mercan ve granyoz balıkların Dikili'de çokça görüldüğü fakat son yıllarda yapılan istatistiklerde bu rakamların azaldığını gözlemlemekteyiz ve bakanlığa da bu bilgileri sunmaktayız. Umut ediyoruz ki zaman içerisinde daha bilinçli bir toplum yaratırız. Bu konuda da genç arkadaşlarımızla hem denizi severler, balığı severler ve bunun yanında daha bilinçli bir toplum yaratacağımızdan eminim. Tarihi bir güne şahit oluyoruz. İlklerin Bademlisi'nde bir ilki daha yaşıyoruz. Denize balık yavrusu bırakıyoruz. Mercan ve sarı ağız. Bademli olarak amacımız gelecek nesillere toprak, hava ve suyun temiz bırakılması bilincini yaymaktır. Bunun için balık nüfusunun %34'ünü kaybetmiş olan denizlere sahip çıkılması projemiz öncelik kazanmıştır. Öğrendiğimde çok heyecanlandım. Sonra için bir merak kapladı. Niye yavru balıkları denize atıyorduk? Bunu evde iyice düşündüm. Yeri geldi araştırdım, yeri geldi sordum. Ve bu eğlenceli araştırmamın sonucunda şu cevaba ulaştım. Denize iki türlü balık atacağız. Birinci türü fangri, ikinci türü ise granyozdur. Bence bu balıkları denize attığımız balıklar büyüyecek, çoğalacak. Denizlerimizdeki balık sayısı artacak. Ben de çıkarım. Ben de çıkarım.